Eyüp Yıldız YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Güney Esentürk. Eyüp Yıldız'la birlikte Süper Lig panorama yapacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Diğer takımları da konuşacağız elimizden geldiğince. Ama Eyüp abi bugün gözümüze... Daha da önemlisi... Evet. İzleyenlerin sorularını cevaplandıracağız. Tabii. İzleyenlerin soruları, yorumları bizim için çok önemli. Onu eklemeyi unuttum. Düzelttiğin için teşekkür ederim Eyüp abi. Bu arada bugün önümüze değişik bir haber geldi. Transfer sezonu olmamasına rağmen Zeki Uzundurkan'ın bir haberi. Onu okumak istiyorum ve onu değerlendirmek istiyorum seninle birlikte. Bu oyuncuları araştırdığını biliyorum Eyüp abi ve fikrini almak istiyorum. Haber şu şekilde: Galatasaray scout ekibi 2-10 numara tespit etmiş. Bunlardan biri Bretigno'dan Claudinho. Bragantino'dan Claudinho, diğeri ise Spartak Subotica'dan Tufekciç. Fatih Terim, sezon sonuna kadar izleyelim, böyle devam ederlerse transfer için girişimlere başlayalım demiş Eyüp abi. Şimdi kim bu Galatasaray'ın böyle bir çalışması, sürekli genç oyuncuları Avrupa'da olsun, Asya, Afrika, Amerika'da olsun takip etme gibi bir durumu var mı? Böyle bir ekibi var mı? Var. Hatta bunun üzerine artık mizah bile yapılıyor. Yani işte Galatasaray scout çalışması yapıyor. Sonra Fenerbahçe'de gündeme geldiğinde bu oyuncularla ilgileniyor vesaire diye böyle bu işin mizahı da yapılıyor. Ama buradan şunu anlıyoruz yani. Galatasaray çok ciddi anlamda Avrupa'daki altyapıları takip ediyor. Özellikle de göz önünde olmayan liglerde ve göz önünde olmayan takımlarda oynayan gelecek vadeden genç futbolcuları Galatasaray scout ekibi yakın takibi almış durumda. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Bazılarını becerip transfer etti Galatasaray kulübü. Bazılarını ise maalesef edemedi ama böyle bir çalışma var. O yüzden Zeki Uzundurkan'ın, ki ben Zeki abiyle de Fotomaç'ta bir müddet çalışma imkanı da buldum. Orada basketbol iddia tahminleri verirken kendisini tanıma fırsatım da oldu. Transfer istihbaratı konusunda değerli bir isim Zeki abi, açıkçası mutlaka ona da önemli kaynaklardan bu bilgi aktarılmıştır. Ben de tabii çok takip ettiğim futbolcular değil bunlar. Günay, sonuç itibariyle ben scout değilim ama ne oluyor? Adı Galatasaray'la anıldığı andan itibaren biz de seninle beraber kafa kafaya verip oyuncuları araştırıyoruz ve kendimize göre düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yani bu oyuncu Galatasaray'a uygun mu değil mi? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. İstersen ilk olarak Claudinho'ya bir bakalım. Şöyle bir ekrana da getirelim. 10 numara pozisyonda oynuyor. Genç futbolcu ama genç derken de hani öyle yani 17-18 yaşında değil. 24 yaşında bir futbolcu. 8,5 milyon euro bonservisi var. Büyük ihtimal Gedson Fernandes gibi bir kiralama. Onu tekrardan böyle bir kiralayıp ayağa kaldırma nosyonuyla bir yaklaşım olabilir. Bu sezon 32 maçta 17 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koymuş Güner. Gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Sağ görüş çok üst seviyede bir futbolcu. Baş mevkisi 10 numara, merkez orta saha, sağ kanatta oynuyor. Galatasaray sol kanatta hani Onyekuru var. Evet, orayı çok iyi götürüyor. Kerem Aktürkoğlu da sağ kanatta ama Feghouli'nin ayrılması söz konusu. Sağ kanat içinde bu oyuncuyu düşünebilir. 3 pozisyonu oynayabilen bir futbolcu açıkçası. Şöyle bakıyorum. Daha önceki performanslarına, daha önce yaptıklarına bakıyorum. Genç, denemeye değer bir futbolcu gibi gözüküyor açıkçası. Galatasaray'ın da Belhanda'nın ayrılması, Gedson Fernandes'in de 6 ay oynadıktan sonra geri dönmesi söz konusu. Burada tabii ki de 10 numara pozisyonda net bir eksiği var. Galatasaray bu futbolcuyu satın alması çok zor. Açıkçası onu söyleyelim. Şurada görüyorsunuz sevgili arkadaşlar, 31 Aralık 2024'te sözleşmesi bitiyor. Ama Gedson Fernandes gibi bir sezon kiralaması mümkün. Böyle bir hamle yapabilir. Oyuncu içinde, Galatasaray içinde açıkçası bu tarz bir hamle olursa bence iyi olur. Sen neler söylersin bilmiyorum Güler. Şimdi bu arada Hasan Bekdili yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Hasan Bekdili'ye. Buradan selamlarımızı iletelim. Hasan da gelebilir bu arada. Link atabilirim Hasan'a da. Müsaitse Hasan'ı da bekleyebiliriz. Normalde Musa da müsait. Musa Yıldız da ama
Siz onunla zaten 23'te yayın yapacaksınız. O yüzden 23'e bırakıyorum. Artı Soner Atay tekrardan kanalımıza katıldı. Sevgili Soner, çok teşekkür ediyorum. Desteğin benim için çok önemli. Sizlerin desteğinizin sayesinde daha cesur, daha yürekli, daha güçlü konuşmaya başladık. Daha çok takip edilmeye başladık. Çok sağ ol sevgili Soner. Çok teşekkür ederiz. Eyüp abi, birazcık aşağı inersen Galatasaray'ın transfer söylentisi olarak aşağıda vermiş söylenti olarak evet %65 olasılık vermiş güncel söylentilerde ilgilenen kulüp Galatasaray. Galatasaray'ın zaten Eyüp abi 10 numaraya bir ihtiyacı var ve bunu scout transferi olarak yapacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Galatasaray Belhanda gittiği zaman ki %99 girecek. Belhanda'nın yerini doldurması gerekiyor Galatasaray'ın. Bu şekilde genç ve istatistik olarak yüksek bu futbolcuya ihtiyaç var. Yani 32 maçta 17 gol 6 asist oynamış bu 10 numarada oynayan arkadaşımız Claudinho. Şimdi Belhanda'dan böyle bir performans alamıyorsun. Yani Belhanda'nın yerine alınacak bir oyuncunun böyle bir istatistiği olduğunu düşünürsek Galatasaray'da çok faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama transfer olarak zor. Kiralama modeline gidebilir bir de. Finansal fair play'i çözerse Galatasaray bitecek. Eğer elinde para da olursa yeni başkan da kim olacak? Bunlar da çok önemli. Ama en azından şunu görebiliyoruz Eyüp abi. Yani scout ekibi Fatih Terim çalışıyor. Yeni yönetim geldiği zaman biz bu oyuncuları izledik. Buyurun listemiz, bu oyuncularla görüşmeye başlayabilirsiniz diye söyleyebilirler. O açıdan güzel. Şimdiden başlamak çok daha güzel Eyüp abi. Ya zaten Galatasaray transfer konusunda, scout konusunda bir devrim yaptı, bir öncülük yaptı. Sürekli bir şekilde araştırma içerisinde sürekli oyuncular takip ediliyor. Fatih Terim'e, teknik ekibe rapor sunuluyor. Bunların içerisinden de nokta atışı transferler yapılıyor. Galatasaray bu konuda yani Süper Lig'deki en iyi takımlardan biri. Açıkçası Claudinho ismi de yani Zeki Uzundurukan'ın söylediği gibi eğer Galatasaray bitirebilirse duruma göre tabii %100 bitecek diye bir durum yok. Takip edilen bir futbolcuymuş. Artı hani belki de Getson'la devam edeceksin. Belki Belhanda çok makul bir takım indirimler yapacaklar. Belki Fatih Hoca Belhanda ile devam edecek. Bunları bilemeyiz ama Belhanda'nın gitmesi sonrasında Getson Fernandez'de 6 ay sonrasında uzatılmaması işte o zaman böyle bir hamle olabilir. Düşünülebilir açıkçası. Galatasaray'ın bu sebeple takip ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'a da katkı sağlayacak bir oyuncu gibi duruyor açıkçası. Diğer isim de yine 10 numara. Bu daha uygun Galatasaray'ın daha kolay bir şekilde bitirebileceği bir futbolcu. Tabii ama hani istatistiksel açıdan baktığımızda da biraz daha riskli bir transfer gibi duruyor. Lazar Fekzic Günay. 23 evet. Yaşında 97 doğumlu. Spartak Spotiş takımında oynuyor. 1.800.000 euro bir bonservis bedeli var. Bu sezon 21 maç 10 gol 8 asist yapmış. Tabii yani oynadığı lig Süper Lig seviyesinde değil. Bunu söyleyelim. Süper Lig'de bu istatistikleri yapmak çok mümkün değil. Güncel söylentilerde yine Günay görüyorsun burada. Galatasaray şu an yazılmış durumda. Yani Galatasaray için yazılıp çizilen ve Galatasaray'ın transferi bitirme ihtimali de %87 olarak açıklanmış. 10 numara oynuyor. Forvet arkası ve santrafor oynuyor. Daha ofansif bir futbolcu. Açıkçası herhalde bir 2,5-3 milyon euro bandında bitirebileceğim bir isim gibi gözüküyor değil mi Günay? Evet, bu olasılık biraz daha olabilir gibi geldi. İstatistik olarak da hani çok kötü diyemeyiz Eyüp abi ama lig olarak tabii Mustafa Muhammed için de biz aynı kanıdaydık. Hani aynı kanıdaydık derken acaba buraya uyum sağlayabilir mi diyorduk. Ama Mustafa Muhammed çok güçlü bir futbolcu olduğunu zaten göstermiş oldu bize. Şimdi oyuncunun kalitesi geldiği ligden daha çok kalitesi daha önemli. Yani Mustafa Muhammed çok kaliteli bir futbolcu.
Şimdi burada da yine tüfeksizliğe baktığımız zaman istatistik olarak yine bize bazı şeyleri öngörüyor açıkçası. Bu oyuncu, iki oyuncuyu da ben araştıracağım. Bizim biliyorsun kullanmış olduğumuz scout programları var. Bugün daha yeni taze düştü bu haber. Scout programlarından verilerini aldıktan sonra Eyüp abi daha detaylı bilgiler verebiliriz bu futbolcular için. Ama dediğim gibi şu andan başlaması... scout ekiplerinin çalışması sevindirici bir haber. Bazı arkadaşlar da şöyle söylüyor olabilir. Ya şimdiden transfer konuşmaya başladınız. Hani kitleyle ilgilenmiyor gibi Galatasaray diyebilir. Aslında transferler bu dönemden başlar. Çünkü maçlar şimdi oynanıyor. Yazın ben şu oyuncuyu transfer edeyim diye bir şey söz konusu değil. Sen listeni bu dönemde yapıyorsun ve çalışmanı bu dönemde yapıyorsun. Transfer sezonunda tespit etmiş olduğun oyuncuları almaya çalışıyorsun. Galatasaray'da şimdiden başlamış ve iki oyuncunun da istatistiği aslında iyi. Tabii daha farklı oyuncular da listeye girecektir Eyüp abi. Elene yazın farklı oyuncuları da konuşuyor olabiliriz. Evet, ama bu iki ismi Zeki Uzundurukan dilendirdiği için, paylaştığı için biz de üzerine konuşmak istedik. Ve belirli aralıklarla da böyle gündeme gelen scoutların araştırıp Galatasaray'a Fatih Hoca'ya önerdiği isimleri burada tartışacağız. İstatistiklerine, daha önceki performanslarına bakarak Galatasaray'a gelmeleri durumunda katkı verip veremeyeceklerini kendi aramızda istişare edeceğiz. Bunu söyleyelim. Evet Günay, transferle başladık. Scoutların bulmuş olduğu iki oyuncuyu konuştuk. İstersen yavaş yavaş normal gündeme geçiş yapalım. Evet, hemen normal gündeme geçiş yapacağım ama çok önemli sorular geliyor ve ısrarla sorular var Muhammed'le alakalı. Onu sana soracağım ama öncelikle Hakan Uzun, hayırlı akşamlar, dört gözle sizi bekledim. Like atalım arkadaşlar, sonuna kadar destekleyelim. İyi ki varsınız, Almanya'dan selamlar demiş. Almanya'yı biz de buradan selam söyleyelim. Bu arada dediğim gibi Ego Life da yazmış. Abi Mustafa Muhammed'i biz kesin alabiliyoruz değil mi diye. Bu sıkça sorulan ve günün en sıcak, en çok tartışılan konusu Eyüp abi. Bu transferde neredeyiz, nasıl hareket edecek Galatasaray ve şartlar ne? Aslında kapı açıklanan bir şey var, bir problem yok. Opsiyonu var Galatasaray Mustafa Muhammed'de, opsiyonu var. Evet. Galatasaray o opsiyonu kullanıp alacak yani. Mustafa Muhammed Galatasaray'ın futbolcusu arkadaşlar. Opsiyonla alındı Galatasaray'da. Yani Gedson Fernandez için bunu söyleyemeyiz. Gedson Fernandez Galatasaray'ın söz sahibi olduğu bir futbolcu değil. 6 ay oynayacak. Oyuncu devam etmek isterse Galatasaray 1 yıl daha oynatacak onu. Ama Mustafa Muhammed ve Onyekuru Başkan Mustafa Cengiz'in koyduğu opsiyonu ondan sonra gelecek yöneticiler kullanırlarsa ki kullanacaklardır. Galatasaray'ın futbolcusu 4,5 milyon euro civarı bir bonservis bedeliyle Galatasaray'ın kadrosuna katılacak ki bu sezon bitimi ben Galatasaray'ın 20-25 milyon euro civarında açıkçası teklifler alacağını düşünüyorum Günay. Yani benim bildiğim Mustafa Muhammed'de herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yok. Bu çocuk inşallah en az 1,5 yıl, bu arada ben yani açıkçası 1,5 yılda izlemek istiyorum. Ha çok geri çevrilemez bir teklif gelir. Örnek veriyorum, 20 milyon euro teklif gelir. Tamam, o zaman satarsın, o ayrı, ama 10, 12 milyon euro, 15 milyon euro gibi teklifleri, yani 20 milyon altındaki paralara kesinlikle burun kıvırmak lazım. Galatasaray bu futbolcuyu 1,5 yıl kullanmalı. Sonrasında onun performansından maksimum katkıyı aldıktan sonra da en tepede, en zirvede satmak gerekiyor. Mustafa Muhammed de ben bir problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet, Kasım Gündoğan, adam şu an bizde kiralık 1,5 yıl. Bu süre zarfında hadi ben satıyorum diyerek geri isteyebilir mi Zamalek? Hayır, böyle bir şey olamaz. 1,5 yıl Galatasaray bu oyuncudan istifade edecek. Bir bedel var. Bu bedeli de Zamalek'e verdiği an Zamalek ortadan tamamen gitmiş oluyor. Mevzu bu. Yani bizim bilmemiz gereken konu bu. Galatasaray'ın bilmesi gereken konu bu. Galatasaray belirlenen bonservis ücretini Zamele'ye yatırdığı an Mustafa Muhammed Galatasaray'ın futbolcusu oluyor. Yani söz sahibi burada aslında Galatasaray Eyüp abi. Zamalek değil.
İlker Bostan'a da teşekkür ederim. Günay, o da kanalımıza katıldı sevgili kardeşimiz. Çok teşekkürler. Ekstra bir destek sağladı. Evet, ekrana da getirdik. İlker Bostan, kanalımıza katıldığın için, bize destek olduğun için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani Günay, bir de Galatasaray 1,5 yıldan önce de satın alabilir. Tabii. Yani sezon sonu 1,5 yılı beklemek zorunda değil. Sezon sonu parayı verip satın alabilir. Mustafa Mehmet'te herhangi bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin bana bir belge ulaştı bugün. Fenerbahçe de teklif yapmış bu arada. Sezon başında teklif yapmış ve o sezon başı teklifinde Fenerbahçe 2,5 milyon euroluk bir teklif yapmış. Zamalek kulübü tarafından kabul edilmemiş. Galatasaray gerçekten nokta atışı bence 3 tane transfer yaptı. Yedlin'in de ben çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yine Onyekuru'yu zaten biliyoruz. Onyekuru'yu Günay, yani %0,1 de olsa seninle gelmesinde katkımızda olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir onunla ilgili burada kamuoyu yarattık. Yani Onyekuru da bence muhteşem bir hamle, ama Mustafa Mehmet net fark yaratıyor şu an. Çok ciddi fark yaratıyor. Bu arada takımdaki değerli oyuncu sayısı da arttı Günay. Evet, evet. Ama Marka, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Mehmet, Henry Onyekuru, bunların hepsi gerçekten Galatasaray'a çok büyük paralar kazandırma potansiyeli olan futbolcular. Takımın değeri de çok arttı. Doğru planlamayı yaptığın zaman, parayı çok doğru kullandığın zaman işte yavaş yavaş yükselişe geçiyorsun. Bunu da söyleyeyim. O zaman şöyle bir giriş yapalım. Eyüp abi, bugün Beşiktaş'ta 3-0 galip geldi. Baktığımız zaman da 3 büyük takımın puanları eşit. Lig şu an karışık. Kimin şampiyon olacağını net bir şekilde şu an itibariyle söyleyemeyiz. Hani şu takım öndedir, bu takım öndedir diye. Ama Beşiktaş'ta iyi futbol oynuyor bana göre. Galatasaray bence ligin en iyi futbolu oynayanı. Ama Fenerbahçe'de bunu söyleyemiyoruz bence. Bunlar benim düşüncem. Fenerbahçe'de çok yetenekli bir takım Günay. Yani Fenerbahçe'de yetenek var. Yani Mesut Özil benim beklentimin üzerinde performans ortaya koyuyor. Açıkçası iyi pas yapıyor. Tamam, topun arkasında durmuyor, çok savunmaya yardım etmiyor ama takımı sevk ve idarede başarılı gibi gördüm ben Mesut'u. Ama yani bu hafta mesela Alanya Spor maçında sakatlık olmazsa, işte zemin izin verirse ve hava durumu müsait olursa, ben gerçek Galatasaray'ı, yeni Galatasaray'ı tam anlamıyla bu hafta izleyeceğimizi düşünüyorum. Daha tempolu, daha hızlı, çok atlet, aynı zamanda orta sahada rakibi iyi karşılayan bir Galatasaray göreceğiz. Bu haftaki oyun bence Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın performanslarının çok çok üzerinde olacak. Fatih Terim açıkçası bu mantaliteyle bir takım oluşturdu. Artık bunun meyvesini toplama zamanı da geldi diye düşünüyorum. Evet, İlker Bostan'ın bir sorusu var. Mustafa Mehmet Şampiyonlar Ligi görürse abi en cazip teklif Premier Lig'den gelir düşüncesindeyim demiş. Buna katılıyor musun? Tabii, yani şimdi kesinlikle katılıyorum. Mustafa Mehmet Şampiyonlar Ligi görürse büyük ihtimal Getson da kalır. Yani Getson da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister. Yani artı işte çok daha dinamik bir takım oldu artık Galatasaray. Çok daha tempolu, atlet bir takım oldu. Birçok oyuncu Şampiyonlar Ligi arenasında kendisini gösterip değerini katlayabilir. Mustafa Mehmet için de bu geçerli. Bu çocuğun eksik yaptığı veya yarım yaptığı hiçbir şey yok. Her şeyi çok üst seviyede yapıyor. Ben de kesinlikle ve kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, mücadele eden bir Galatasaray'da Mustafa Mehmet'in çok ciddi parlayacağını, sıçrama kaydedeceğini düşünüyorum. O zaman kadroya da biraz girelim. Benim sorum olsun sana Eyüp abi. Şimdi Galatasaray bu hafta gerçek oyunu göreceğiz dedin. Ben de o şekilde katılıyorum. Bu hafta nasıl bir kadro bekliyorsun? Tabii daha çok var ama bunu tabii detaylı daha ilerideki günlerde konuşacağız ama şu anda hani fikrini merak ediyorum. Nasıl bir kadro bizi bekliyor? Mesela Luyendama sence formayı aldı mı? Kerem Aktürkoğlu formayı aldı mı? Taktik board'u ekrana getirirsen çok kısa bir Alanya Galatasaray maç kadrosunu kurabilirim. Eğer uygunsa. Ben açıkçası benim kafamda böyle bir kadro var. Yani
Onu söyleyeyim. Ekrana gelecek mi? Birazdan gelecek herhalde. Bu arada bir temizleme yapıyorum. 428 kişi izliyor. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani transfer konuşmuyoruz. Başka bir dönemdeyiz. Pazartesi akşamı vesaire falan filan. Normalde insanlar bu kadar izlenmezler yani. Ama siz bizi destekliyorsunuz. Her zaman bizim yanımızda yer alıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Evet, geldi Eyüp abi. Şu bu an. Son maç kadrosu değil mi? En son bu, maç kadrosu. Evet. Şimdi savunmada Martin Vines'in yerine Saracchi'nin dönmesini bekliyorum. Özgür buradayken Özgür'e de sorup, Özgür Saracchi oynar değil mi? Bu hafta da yokmuş. Peki o zaman Ömer'i koyacağız tekrardan oraya. Hemen. Veya Martin Lines. Evet. Martin Lines. Yedlin döner diyorsun. Evet, Yedlin artık oynar. Savunmayı böyle bekliyorum. Marco Gündoğan, Martin Lines, Yedlin ve kalede Muslera tabii ki. Şimdi burada Günay Etebo'nun yerine Taylan Antalyalı, Emre Kılıcı'nın yerine de Etebo. Benim orta sahadaki kurgum bu şekilde. Evet, aynen bu şekilde. 4-2-3-1 sistemi. Sol tarafa da Onyekuru'yu koyduk mu Galatasaray'ın böyle bir kadroyla çıkmasını bekliyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki yani Etebo, Taylan iki tane defansif orta saha sıkıntı yaratmaz mı? Kasımpaşa, Alanya Spor, Rize Spor, Gaziantep bunlar Günay orta sahayı çok hızlı geçen, geçiş hücumlarıyla daha çok başarılı olan takımlar. Özgür Sancar iyi akşamlar dileyelim. Özgür Sancar da radyo programını bitirip gidiyor. Şimdi orta sahayı çok hızlı geçen takımlar Günay. Eğer Etobo yerine işte Emre Kılınç veya ne bileyim Belhanda veya işte daha ofansif bir oyuncuyu tercih ederse, savunmaya yardımı olmayan bir oyuncuyu tercih ederse Galatasaray'ın orta sahası sıkıntı yaşayabilir. İşte Salih Uçan var, Siopis var. Orayı böyle çok güçlü bir şekilde kullanan, hızlı bir şekilde kullanan bir takım. Ben bu nedenle Taylan Etebo Getson üçlüsünü bekliyorum. Ama kim olmayabilir? Yani burada mutlaka Taylan olur da Getson'un yerine Belhanda'yı tercih edebilir veya işte Etebo'nun yerine Emre Kılıncı tercih edebilir. Böyle bir değişiklik olabilir ama aşağı yukarı bu takım olur. Yani artık bu takımın dışına kolay kolay hoca çıkmaz gibi düşünüyorum. Peki böyle olur mu? Olabilir. Bunun da mantığı var. Taylan zaten 6 numara hep oynadığı yer. Getson 8 numara yine ileri geri yapabilecek bir futbolcu. Son maçta kötü oynadı. Evet ya, daha doğrusu zemin onun oynamasına izin vermedi. Bunu söyleyebiliriz. Fakat burada Alanya'nın sahasında iyi bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu tarz varyasyonlar yapılabilir Günay. Ama benim istediğim Taylan, Etebo, Getson orta sahası. Evet. Devam edelim o zaman Eyüp abi. İzleyici soruları alalım istersen. Veya konuşmamız gereken Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuşmak istersen Beşiktaş ve Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ı tebrik ederim. 3-0 Beşiktaş kazandı. Offside gibi gözüken bir pozisyon vardı. Çizgi çizilmedi. Herkes de onu yazıp duruyor. Yani offside olabilir o pozisyon. Hakemler hata yapıyorlar işte. Sadece Galatasaray lehine yapmıyorlar. Beşiktaş lehine de yapıyorlar. Zaten Beşiktaş lehine de yapılmış çok büyük hatalar var yani. O yüzden Galatasaraylılar bugün nasıl Beşiktaş'ı odağa koymuyorsa dün de Fenerbahçe ve Beşiktaşlar aynı şeyi Galatasaray'a yapmamalıydılar. Onu da söyleyelim. Üç takım da şu an 51 puanda. Şimdi Galatasaray'ın özellikle Fatih Hoca'nın Günay maksimum konsantrasyon göstermesi lazım. Yani gereksiz bir Babel ısrarı, kanatta bir Babel ısrarı bence Galatasaray'a zarar verir. Veya işte Arda Turan'ı oynatacağım diye Onyekuru'yu sağa çekmeler veya Arda Turan'ı sağda denemeler vesaire. Bu tarz denemeleri yapma dönemi bitti. Şu an tamamen kazanmaya odaklı takımlarla sahaya çıkmak lazım. Tamamen galibiyete odaklanmak lazım. Hatta yeri geldiğinde iyi futboldan vazgeçip galibiyete götürecek takıma direkt odaklanmak gerekir. Oyuna odaklanmak gerekir.
Evet, Nihat Mehmetov. Eyüp abi, iyi akşamlar. Ben Bakü'den izliyorum sizi. Abi bir tek korkum Alanya maçı, inşallah kayıpsız geçeriz demiş. Valla ben Kasımpaşa maçından daha kolay bir galibiyet bekliyorum. Ha, Alanyaspor 2 sezondur Galatasaray'a ters geliyor mu? Geliyor. Evet, bu da doğru. Fakat Fatih Hoca Alanyaspor'a karşı şu an nasıl oynaması gerektiğini en iyi bilen teknik direktörlerden biri. Ben arka arkaya 3 maç Galatasaray'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Dinamik, koşan bir, mücadele eden bir Galatasaray bence bu maçı kazanır. Onyekuru'nun da yine etkili oynamasını bekliyorum. Çünkü Alanyaspor ileriye çıkan bir takım. Kanatları iyi kullanan bir takım. Doğal olarak arka tarafta da Onyekuru'nun iyi koşular yapacağına inanıyorum. Sağ tarafta Kerem'in yine pozisyonlar bulacağını düşünüyorum. E artık Mustafa Muhammed var. Onun da hani hem kendisine yapılan ortalarda, indirilen paslarda çok ciddi fark yarattığını görüyoruz. Hem de hiç pozisyon yokken kendi pozisyonunu üretebildiğini görüyoruz Günay. Ben açıkçası galibiyet bekliyorum. Tabii ki de kolay olmayacaktır. Ama Kasımpaşa'ya göre daha kolay bir galibiyet olabilir düşüncesindeyim. Alperen Berk, Mustafa Muhammed Sherlock gibi olabilir. Trabzon'un da opsiyonu vardı demiş. Hala sevgili dostlarımız, yeni gelen sevgili dostlarımız Mustafa Muhammed'i soruyor. Tekrar geçelim istersen Eyüp abi. Yani Mustafa Muhammed'de herhangi bir problem yok. Bugün Süleyman abi de, Süleyman Rodop, Kadir Çetin Çalı, onlar da Ajans 1905'te yapmış oldukları yayında bunu belirttiler. Galatasaray'ın bir satın alma opsiyonu var. Bir kere 1,5 yıl Galatasaray forması giyecek. Yani bir Net. buçuk yıl net yani. Sonrasında da Galatasaray taahhüt ettiği parayı verdiği andan itibaren Günay herhangi bir problemi, herhangi bir sıkıntısı kalmayacak. Oyuncunun sahibi olacak. Bir problem yok yani. Yani Galatasaraylıların canını sıkacak bir durum yok burada sevgili dostlar. 1,5 yıl Galatasaray'da şu an istesin. Galatasaray Zamele'ye opsiyon parasını verdiği an Galatasaray'ın futbolcusu oluyor Mustafa Muhammed. O sebepten dolayı şu O anda kadar. çok çok böyle dert edilecek mevzu değil. Onyekuru da aynı şekilde Galatasaray'ın elinde bir yine koz var. Parayı veriyorsun, bonservisini alıyorsun. Tabii oyuncu da gelmek istemesi gerekiyor Günay, açıkçası. Bu da önemli. Günay, şimdi bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın kap bildiriminde hem Onyekuru'da hem de Mustafa Muhammed'de zorunlu satın alma opsiyonu yok muydu? Bu Zorunlu kadar satın basit. alma yok ama satın alma var. Aynı şey zaten. Zorunlu satın alma ile normal satın alma arasında bir fark yok. Yani satın alma opsiyonu demek, yani bu futbolcunun lisansını şu tarihe kadar parasını verip alabilirsin demek. Bunu üstüne çık, yani mesela şey diyemez. İşte biz Ya seninle şey de 4 milyon sıkıntı euroya yok. anlaştık. Galatasaray isterse vazgeçebilir mesela diyelim. Bu Galatasaray açısından bir problem teşkil etmiyor. Hani zorunlu olmasına da gerek yok. Haklısın. Galatasaray'ın önceliğinin olması, opsiyonun olması yeterli. Galatasaray bu transferi opsiyonu olduğu için bitirecek. Bu kadar basit. Evet, devam edelim sevgili dostların sorularıyla, yorumlarıyla. Mehmet Gündüz, Eyüp abi bence Fatih Hoca'nın yeni genç sürprizleri hazır durumda. Dün Kerem hakkındaki yorumlarından bunu çıkardım. Ne dersiniz demiş. Evet, yani hoca yavaş yavaş. Hoca bir kere genç futbolcularla ilgili aceleci davranmıyor Günay. Hatta biraz fazla yavaş davranıyor. Yani o süreci sindire sindire böyle basamakları yukarı çıkarken acele etmeden sindire sindire çıkmalarını istiyor. Kerem için de böyle yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın takıma nasıl adapte olduğunu biliyoruz. Ha, bir Ozan Kabak farklıydı ama Ozan Kabak'ın hiç alternatifi yoktu Günay. Onu atmak zorunda kaldı Fatih Hoca ve öyle de oldu. O yüzden ben açıkçası Kerem Aktürkoğlu ile ilgili hocanın biraz daha şans vermesini, biraz daha fazla güvenmesini bekliyorum, istiyorum. Ama Kerem'le ilgili de herhangi bir negatif, herhangi bir sıkıntılı bir tavrı, davranışı veya güven anlamında herhangi bir sorun yaşadığını da düşünmüyorum. Zaman içerisinde Taylan Antalyalı gibi Kerem de ilk 11'in vazgeçilmezi olacak. Bir de Günay, Kerem demek kolay pozisyon demek. Bak, bunu bozuk zeminde yaptı. İçeriye o kadar hızlı, o kadar sürpriz, beklenmedik bir şekilde dalıyor ki rakip daha
O, ne olduğunu anlamadan Kerem'i kaleciyle karşı karşıya görüyorsun. Çok akıllı bir futbolcu. Bazen kendisi vuruyor, bazen de takım arkadaşlarına, ceza sahasındaki takım arkadaşına o golü attırıyor. Böyle kritik, böyle değerli bir futbolcu. O yüzden ben Kerem'in adaptasyonunun gerçekleşmek, tamamlanmak üzere olduğunu düşünüyorum. Evet, burada Alper Güner yorum getirmiş. Alanya bize çok ters geliyor, çok hızlı çıkıyorlar. Onlardan Efecan ve Babakar'a çok dikkat edilmeli. Efecan ve verkaçları ve bindirmelerine dikkat etmeliyiz demiş. Gerçekten ikisi de çok tehlikeli futbolcu aslında İp abi. Şimdi 3 tane hat var değil mi? Atağa kalkma hattı var. Bir tanesi sağ kanat, biri sol kanat, bir de göbekten. Alanya Spor bu 3 hattı da çok hızlı kullanan bir takım. Galatasaray ligin ilk yarısında hızlı gidemeyen bir takımdı. Hızı yoktu Galatasaray'ın. Sağ tarafta Feghouli oynuyordu, yavaş kalıyordu. Sol tarafta Arda veya Babel oynuyordu, yavaş kalıyordu. Pas pas pas, yani pasla çıkan bir takımdı Galatasaray. Ama tempo yapamıyordu. Alanya Spor ise pas kalitesi çok yüksek bir takım değil. Pas oyununda çok etkili değiller. Ama geçiş oyunu oynayan, hızlı tempoda rakibin üzerine giden bir takım. Şimdi böyle olunca senin mutlaka bir kanatları kapatman gerekiyor. Yani sağ bekle sağ açık, sol bekle sol açığın yardımlı savunması gerekiyor. Artı biz neden orta sahaya Taylan ve Etebo'yu aynı anda koyduk Günay? Oraya biz de Emre Kılınç koymayı biliyoruz veya Belhan da koymayı biliyoruz. Taylan ve Etebo koyuyoruz ki o orta koridoru da Taylan ve Etebo karşılasınlar, bozsunlar. Yani Alanya Spor'un çok hızlı Galatasaray savunmasını dengesiz yakalayacak şekilde Galatasaray'ın üzerine gelmesine engel olsunlar diye böyle bir kadroyla çıkmasını istiyoruz. Arkadaşımız haklı yani. Ali Özdemir, Feghouli oynayacak mı Alanya maçında? Bak, Feghouli'yi çok merak ediyorum Eyüp abi. Bilgi var mı Feghouli ile alakalı? Valla Feghouli şu an antrenman yapıyor. Bunun bilgisini Hı-hı. çok net bir şekilde biliyoruz zaten. Fakat bir kez daha sakatlanmaması için çok dikkat ediliyor. Son kararı herhalde maç günü vereceklerdir Feghouli ile ilgili. Ama Saracchi oynamayacakmış. Saracchi ile ilgili Özgür Sancar yorumu yaptı. Saracchi oynamayacak. Zaten şunu da söyleyeyim. Sezon sonunda Saracchi, Emre Taşdemir düzenli sakatlandıkları için, Ömer Bayram ve Emre Akbaba yetersiz kaldıkları için, performansları Galatasaray için yeterli olmamasından kaynaklı yolların ayrılması gerekiyor. Açıkçası çok sürekli sakatlanmaya başlarsa Feghouli de aynı noktaya gelebilir Günay. Bir sakatlık daha aynı pozisyondan, aynı yerden yaşarsa neler olabileceğini sen zaten çok iyi biliyorsun. O zaman Feghouli'de çok ısrar edilmemesi gerekiyor. En doğru zamanı bulmak gerekiyor ve acele edilmemesi gerekiyor. Şu an baktığımız zaman da İp abi, yani Feghouli'ye net ya Feghouli gelsin oynasın diyeceğimiz bir ortam da yok açıkçası. Katılıyor musun buna? Ya valla ben şu an sağ taraf için Kerem mi Emre Kılınç mı diye düşünüyorum. Yani Hı-hı. Kerem maça giremezse veya işte genç futbolcu bazen oyundan düşebiliyor, bazen topu ayağında tutmakta sıkıntı yaşayabiliyor. Emre Kılınç o zaman ön plana çıkıyor. Ben Kerem'le Emre Kılınç arasında gidip geliyorum. Ama şu an son performansına da güvenerek Kerem Aktürkoğlu diyorum. Ahmet Mutlu, Kerem Aktürkoğlu'nun futbol zekası çok üst seviyede, fiziksel olarak biraz daha kendini geliştirmeli. Türk futbolunun önemli değeri kaldım orada. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı yorum istiyorum senden bu arada. Hakan Uzun'da... Bunu ben ekrana getirdim. Mesajı kesmiş oldum. Özür dilerim Günay. Sorun yok. Hakan Uzun da kanalımıza katılmış. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, Kerem Aktürkoğlu sorusu geldi. Ya Kerem Aktürkoğlu için ne diyelim ki? Yani tek bir eksiği var Günay. Bazen ikili mücadelelerde kolay yıkılıyor ve kolay top kayıpları yapıyor. Bazen ama. Bunu her zaman yapmıyor. Yorulduğunda bu noktaya geliyor. Ama onun dışında ya bu çocuk Onyekuru'nun Türk versiyonu, yerli versiyonu. Onyekuru gibi ceza sahasına girişleri var.
Onyekuru gibi çizgiye inişleri var. Onyekuru gibi şutları var. Fırsatçılığı var. Yani sağ görüşü bence Onyekuru'nun bir tık üzerinde. Bak, Onyekuru'dan iyi yaptığı işler de var. Bu arada dikkat et biraz. Onyekuru bazen pas kalitesinde problem yaşayabiliyor. Bazen bencil davranabiliyor ya da. Kerem'de o da yok. Kerem çok güzel paslar atıyor. Onyekuru'ya attırdığı golü hatırlıyorsun değil mi Gaziantep maçında? Hatırlıyorum tabii. Yani mükemmel bir pastı. Bence... Hatta Ömer orada şu tarafa doğru at diyor da o içeri atıyor. O tabii canım. Çok iyi hatırlıyorum tabii yani. O yüzden Kerem Galatasaray için büyük kazanım. Yani şöyle bir arkadaşımız arka arkaya 4 kez 5 kez de Fegül'ü büyüktür Kerem net demiş. Tamam, bir şey vallahi daha hatırlatabilir miyim Eyüp abi? Çok üst üste yazıyorlar. Yorumların hepsini kaçırıyorum. Burada saygılı sevgili saygı çerçevesinde yorum yazan arkadaşlarımızın hakkına giriyorsunuz. Yapmayın. Günay ben şunu anlamadım yalnız. Şöyle bakayım. Ya ben bunu yavaş modda açmamış mıyım? Benim hatam mı? Galiba yavaş modda değil. Ama sevgili dostlar, hayır, üst üste yazıyorsunuz. Beni üzüyorsunuz. Yorum kaçırıyorum bu sefer. Üst üste yaz. Yavaş modda ya. Yavaş abi, modda nasıl yazıyorlar? Ben anlamadım. Yani evet. Bu işin bir bug'ı mı var yani? Var herhalde, anlamadım. Sait Can Bekem 15'inde çekiliş var demiştiniz abi. Var mı demiş. Var var. Forma hediye edeceğiz. Onyekuru tamam. Forması. Bugün yarın organize ederiz. Kafamızı bir toplayalım Günay'la. Bir tane forma hediye edeceğiz. Onyekuru forması. Tişört hediyelerine de devam edeceğiz Günay. Onu da ay sonuna doğru yaparız ama olacak. Yani 15'inde bir forma çekilişi yapacağız arkadaşlar. 15'i 15'i bugün, olur, 16'sı olur, 17'si olur. Bugün yapacağız 15'i 17'sine kadar 17'sinde yaparız. Çarşamba günü yaparız abi. Ya işte, veya perşembe yaparız izinli perşembe olduğum gün. Perşembe yaparız. Perşembe günü forma çekilişi yaparız arkadaşlar. Tamam. Katıl üyelerine özel gelecek. Bunu tekrar hatırlatalım. Yok, formayı herkese vereceğim. Öyle katıl mi? Üyelerine de, evet, katıl üyelerine de 3 tane tişört hediye edeceğiz. O zaman şöyle yapacağız Günay. 3 tane Galatasaray Store'dan tişört katıl üyelerine gelecek. Galatasaray formasını ise herkes arasından çekiliş yapacağız. Onu nasıl organize edeceğiz? Bir video paylaşacağız. Altına gelen yorumlar içerisinden çekiliş yapacağız. Onun duyurusunu yaparız. Tişörtleri katıl üyelerine, formayı ise herkes, yani herkes katılabilecek o çekilişe. Ben de katılabilir miyim forma çekilişine? Hayır, sen hariç. Sen katılamazsın. Biz de katılamazsın. Tamam, neyse hadi. Ahmet Sezer de kanalımıza katılmış. Teşekkür ederiz kendisine. Ve devam edelim. Olcan'ın durumu nedir? Eyüp abi demiş. İsmail Karaaslan. Sakatlıktan döndü ama 3 maç ceza aldı. Bir maç, 2 maç daha cezalı. Ya ona da çok üzüldüm ya. Çok da böyle tam formayı almışken İp abi. Olmadı. Ay Yıldız Albayrak abi, ben de katılabilir miyim demiş. Katılıyorsun zaten. Forma çekilişinde tişört çekilişinde varsın Ay Yıldız sen. Ay Yıldız alabilir ama Günay alamaz. Çünkü Günay'la biz aynı zamanda ortak gibiyiz arkadaşlar. Yani ben de rahatsız olurum yani. Tabii ki de şaka yapıyorum. Şey olsa, şaka yapıyorum. Tabii Günay'la ben asla istemem. Günay'la forma beklentisi yok. Ben ona zaten yani forma değil de yemek ısmarlıyorum, başka şeyler ısmarlıyorum, o bana ısmarlıyor. Yani formaya ihtiyacı yok onun yani. Yok yok. Ama dediğim gibi 10 yıl içerisinde Eyüp abi Edirne'ye geldiğinde burada çok güzel bir şekilde ağırlayacağım onu. 10 yıl içerisinde gelmeyi planlıyor Edirne'ye. Eyüp abi diğer yıldız nerede demiş. Saat 23'te Futbol Muhabbeti YouTube kanalında. Kaçırmayın. Bomba gibi geliyoruz o kanalda. Ya o Musa Yıldız'ın ücretine zam da yaptık arkadaşlar. Ama artık yani her programa çıkmam diyor. Çok az kazanıyorum diyor. Teklifleri açayım diyor. O yüzden bu yayına gelmedi ama akşam Günay'la yayın yapacak Musa Yıldız. Evet, aslında tam tersi olması lazım Eyüp Bey. Katıl üyeleri formu olması lazım demiş Karabela 1905. Ya bilemedim şimdi, normal üyeler de dedi ki abi yani forma çekil, biz de üye olamıyoruz doğal olarak, katılamıyoruz yani, öyle parasal bir destek sunamıyoruz, bize de bir hediye ver dediler. Bakarız, belki de tersini yaparız o zaman ya, katılcılara forma veririz, normal üyelere de tişört hediye ederiz. Bilemedim şimdi, bakarız, ayarlayacağız onu Günay'la. Evet abi,
Arda Turan'ın cezası bitti. Alanya maçında sol içte Arda'yı görebilir miyiz? Çok net, kritik bir soru. Benim için Arda Turan artık hamle oyuncusudur. Alanya maçı 2-0 veya ne bileyim 1-0 öndesin. Dakika 70. Onyekuru artık yoruldu. Çok topu kontrol edemiyor. Topu basıp pas yapacak oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray. Doğru mu Günay? Doğru. O zaman alacaksın Arda Turan'ı. Evet. Cagney 20 milyon euro demiş Bistro Belman. Gol de attı. İnşallah. Abi, çok inşallah. Da güzel gol attı. Gördün mü? İzleyebildin mi? Gördüm. Bilmiyorum ama böyle bir de iki tane pozisyon harcadı. Ah, onları da atsa gerçekten 20 milyon euroya gidecek Cagney. Ben okuyayım bunu. Eyüp abi, bu arada ben senden özür dileyerek Güney abi bir soru sormak istiyorum. Altyapıdan beğendiği bir isim var mı? Kerem, Yusuf Ersunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Muslera'dan sonrası için. Benden özür dilemene gerek yok. Ben gurur duyuyorum. Yani Günay'ı zaten müthiş donanımlı bir insan. Arkadaşlar, ben bir insanla program yapıyorsam inanın bana hem bilgi hem de program yeteneği açısından son anlamıyla emin olduğum için yapıyorumdur. O yüzden Günay'a her zaman soru sorabilirsiniz. Sorun zaten. Günay bazı konularda gerçekten benim önümde bir arkadaşımız. Estağfurullah abi. Şimdi Kerem Yusuf Ersunlar'la alakalı şunu söyleyebilirim. Genç bir arkadaşımız. Yani şu anda maçlarını takip edemiyoruz. Maç oynamıyor. Antrenman performansı çok farklı. Maç performansı çok farklıdır. Tabii ki de hoca arkadaşlarımla görüştüğüm zaman yetenekli bir kaleci olduğunu söylüyorlar ama şunu net bir şekilde üzülerek söylüyorum. 20 yıldan beri Galatasaray'da maalesef kaleci çıkmıyor. Bunun belli sebepleri var. Bunun belli sebeplerini ben açıklamak istemiyorum maalesef. Ama oranın aktif olması lazım. Bir tane kaleci çıkartıyor olmamız lazım. Hep Muslera ama Muslera'nın arkasında bekleyen kalecinin de iyi olması gerekiyor. Bu dönem bunu çok iyi anladık. Onu da dışarıdan transfer yaparak çözdük. Yani yıllardır Galatasaray'da çıkmayan bir kaleci problemi var altyapıdan. Evet, oyuncu çıkartabiliyoruz. Ozan Kabak'ı çıkarttık. Çıkıyor ama kaleci problemi var. Bunun belli sebepleri var ve önümüzdeki yıllarda da böyle inanılmaz kalecilerin çıkacağını düşünmüyorum açıkçası ben. Mevcut şartlar ortamında. Bunu net söyleyebilirim size. Evet, devam edelim. Celil Yüksel geri gelir mi demiş Rasim Habir. Vallahi satılan, kiralanan genç futbolcular takip ediliyor. Eğer performansları yükselişe geçerse, ki Sekidika mesela oynamaya başladı çocuk. İyi oynuyor abi bu arada Sekidika. Tabii. Galatasaray'da bir türlü olmadı. Yükselenleri mutlaka Fatih Hoca tekrardan değerlendirecektir. Sekidika'yı ben heyecanlı bir şekilde takip ediyorum. Böyle oynamaya devam ederse Fatih Hoca bence ona bir şans daha verecek Günay. İnşallah. İsmail Kara Arslan. Emenal Toku durumu nedir Eyüp Bey? Like atmayı unutmayın arkadaşlar diye de eklemiş ama Emenal Toku şu anda gündemde değil. Bunu söyleyebiliriz. Valla Emenal Toku takip ediliyor bu arada Günay. Yani o da biliyorsun 10 numara pozisyonda oynayabiliyor. Sağ görüşü çok iyi bir futbolcu. Fakat hani Gedson Fernandez gibi çok emin olabileceğim bir isim değil. Gedson'dan aşağı yukarı hepimiz eminiz değil mi? Yani o sinyali de mesela Alanya maçında verdi. Son maçta veremedi. Çünkü bu çocuk kreatif bir oyuncu. İnceci bir futbolcu. Yeteneğini ortaya koyması için de iyi bir zemine ihtiyacı var. İyi bir havaya ihtiyacı var. O yoktu. O yüzden yapamadı. Fakat direkt Galatasaray'a katkı verebilecek bir futbolcu. Emmanuel Toku Gedson gibi de çıkma ihtimali olan ama Sekidika gibi olma ihtimali de ciddi miktarda olan bir futbolcu. Yani Gedson'dan sen %80, %90 katkı alırsın. O kadar emin olabilirsin Gedson'a. Ama Toku için %60 dersin Günay, %55 dersin. %55 katılır, katkı verir, sıkıntı yaratmaz. %45 veya %40 da katkı verememe ihtimali var. Fatih Terim bunu göze almak istemedi. Ama Emmanuel Toku takip ediliyor. Emmanuel Toku tekrardan sezon sonu Galatasaray'ın gündemine gelebilir. Emiren Arslan, abi Jonas Wint'i bir kez daha yoklar mıyız yazın demiş. Benim böyle en çok istediğim futbolcuların başında giriyordu abi. Şimdi Jonas Wint çok stil olarak aslında
Mustafa Muhammed'e benzeyen bir futbolcu. Oraya Mustafa Muhammed'e benzeyen bir santrafor koymak yerine bu Penza tarzı, böyle daha çabukluğu olan, daha pırpır, daha böyle çalım atmayı vesaire seven striker, Günay striker diyebileceğimiz bir isim transfer etmek lazım. Ben açıkçası şöyle bir düşünceye sahibim. Sezon sonu bu Penza ile uğraşılsın diyorum ben. Ama kolay bir transfer olmaz. 10 milyon euro istiyorlar Eyüp abi. Nasıl vereceksin? Vallahi sezon sonu uğraşılsın çünkü bitirilebilirse çok ciddi transfer olur. Bir ikincisi Bakasetas'ı görüyorsunuz değil mi? Yani bir Bakasetas Berat'la beraber cidden Trabzonspor'a seviye atlattı. Yani Gedson Fernandes evet çok kaliteli bir futbolcu. Belki Bakasetas'tan da daha iyi katkı verebilme ihtimali var. Ama senin topçun değil. Bonservisini alamayacaksın. Bakasetas'ı alsaydın Günay 3 sezon, en az 3 sezonu da kafan rahat olacaktı. Yani ben Bakasetas'a takıldım biraz hala. Aklıma geldikçe veya Trabzonspor'da yaptıklarını gördükçe üzülüyorum yani. Galatasaray adına üzülüyorum. Ben değil de sen burada sürekli söyledin Eyüp abi. Bakasetas alınmalı. Fenerbahçe'de istiyor ki bunu defalarca söyledin. Oraya Mesut Özil hamlesi oldu. Şimdi İrfan Can hamlesi olduktan sonra tabii ki de vazgeçti Bakasetas'tan. Fenerbahçe. Galatasaray'da orada keşke ısrar etseydi Trabzon. 3 milyon euro gibi bir rakama gitti Eyüp abi ya. Gel de kahrolma ve oynadığı oyun, yaptığı katkıyı hepimiz görüyoruz. Gedson'la Bakasetas'ı Galatasaray aynı anda alabilirdi bu arada. Ya bütün yumurtaları aynı sepete koymasaydı tamam diyecekler ki koymadık işte Gedson geldi. O ayrı. Ama İrfan Can Kahveci ile bir yandan temas ederken bir yandan da Bakasetas yoklansaydı Günay. Fenerbahçe sonuç itibariyle hem İrfan'ı hem Bakasetas'ı alacak değildi ki. İrfan'ı Fener'e kaptırdığın anda Bakasetas'ı koşullarını zorlayıp transfer edebilirdin. Galatasaray İrfan Can Kahveci için yapmış olduğu teklifleri Bakasetas'a yapsaydı net bitirirdi. Hatta bu kadar uğraşmazdı. Yani en son ne teklif etmişti? 6 milyon euro mu? 7 milyon euro mu Galatasaray teklif? Galatasaray 5,5 milyon euro. Kendi başkanı çıkardı ya. 5,5 milyon euro artı Lines. Bir sonraki satıştan da %50. Doğru. %50. Sen Bakasetas'ı isteseydin Bakasetas'a %50 vermene gerek yok. Direkt 5 milyon euroya alabilirdin. Trabzonspor 3 milyon euroya aldı. Sen belki de 3,5'e alabilirdin. 4'e alabilirdin. Hadi 5'e al. 5'e Bakasetas'ı kadrona katabilirdin. Ve Bakasetas bu takımı gerçekten uçururdu Günay. Bir kere duran top problemi kalmazdı. Evet. Duran top problemi kesinlikle kalmazdı. Mustafa Muhammed'i de aktif hale getirirdi. Sağ kanada da atardı. Sola da atardı. Takımı da çok iyi yönlendirirdi. Bakasetas Galatasaray için tam anlamıyla bir çözüm olurdu. DLS oyuncu abi Belhanda 1,5 milyon euroyu kabul ederse sözleşme yenilenmeli mi? Fatih evet. Terim karar verecek ama ben yenilemem ya. Bir maç çok iyi oynuyor. Sonra bir bakmışsın çok kötü. Yani Galatasaray'a aşağı yukarı aynı katkıyı verecek oyuncular lazım. Yani kim bilir Mustafa Muhammed? Aşağı yukarı aynı performansı ortaya koyuyor. Çocuk bir kere mücadele ediyor. Veya tamam. Taylan Antalyalı performans hep 8'de 9 arasında gidip geldi değil mi? Hele mücadeleyi hep aynı seviyede yaptı. Bir maçta mücadele edip bir maçta mücadele etmediğini görmedik. Ama Belhanda bir maçta vay be helal olsun çocuk gerçekten oynadı da dedirtti bize Günay. Ama bir sonraki maçta Belhanda nerede diye aradık yani. Dürbünle Belhanda'yı bulmaya çalıştık. Evet, Galatasaray'a daha istikrarlı adam lazım. %100 katılıyorum ve Aref Galatasaray 1905 like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Emeğe saygı demiş ve Telegram kanalımıza linke tıklayıp gelebilirsiniz diye bir hatırlatma yapmış. Hepinizi Telegram grubuna bekliyoruz sevgili dostlar. Ve yavaş yavaş da yayını sonlandırıyoruz. Eyüp abinin de az sonra yayını var. O yüzden biraz dinlenmesi gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar saat 22'de Radyo Spor'da, Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosunda yaklaşık 2 saatlik bir program yapacağım.
Galatasaray'ın Serdar Kelleci ile konuşacağım. Beşiktaş'ı Onyik Azinyan'la, yine Trabzonspor'u Milliyet Gazetesi'nden Aksal Yavuz'la konuşacağım. Fenerbahçe'yi de Fenerbahçeli gazeteci, muhabir arkadaşımız Barış Şehiroğlu'yla konuşacağım. Güzel bir program olacak. Sizleri o yayına da bekliyorum. Günay, çok teşekkür ederim. Ben çok sağ ol teşekkür desteğin ederim. için. Ne demek, her Katılan, zaman. destek olan, videolara like atan, eleştiren bütün arkadaşlara, bütün dostlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Salı çarşambadan itibaren tamamen Alanyaspor karşılaşmasına odaklanacağız. Hem Günay'ın kanalında hem bu kanalda Galatasaray'ın Alanyaspor'a karşı nasıl oynaması gerektiğini kendimizce anlatacağız. Kendimizce bu maçı ölçüp biteceğiz. Mustafa Denizli'nin söylediği gibi kafamızda maçı yaşayacağız arkadaşlar. İnşallah da Galatasaray bu karşılaşmayı kazanacak. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Günay, size de iyi yayınlar diliyorum. Evet, Başka bir 23'te. yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.